1994 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde yeni mezun, heyecanlı sanatkarlar olarak bir araya geldik. O zaman Ankara'da böyle klasik Türk müziğini yapan bir grup yoktu doğrusu. O zaman tabii şartlar bu kadar iyi değildi. Senede bir veya iki konser verebiliyorduk ama bu şartlarda bile o gün hiç icra edilmemiş birçok eseri ilk kez biz seslendirdik ve bu misyonumuz hala devam etmekte. Bu süre zarfında 2012'ye kadar yalnızca Ankara'da etkinlikler vermekteydik. Üyelerimizden Bülent Uyaroğlu'nu kaybettik. Bir süre ara verdik. Daha sonra 2012'den sonra İstanbul temelli olmak üzere ama yine eski Mavera'nın üyeleri de dahil olarak özgün projelerle yaklaşık 60 civarı bir konsere imza attık. Bunlar içinde 30 ayrı proje söz konusu. Biz müziğimizi özgün haliyle icra etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Klasik anlamda Türk müzikisi nasıl yapılır ona örnek vermeye çalışıyoruz. Özgün projelerle insanların ufkunu açmaya çalışıyoruz. Mesela bugünkü projemiz daha önce hiçbir yerde yapılmış bir proje değildir. Bugünkü projemizin adı Ramazaniyeler. Bir Ramazan eğlencesi sergilemesi yapacağız. Bu dini ve din dışı formlarda fasılından meddahına, ilahisinden tesbihine, temcit formundan kara gözüne varıncaya kadar özet bir Ramazan günü icra edeceğiz bugün. Eskiden Ramazan'da özellikle, aslında Karagöz yalnızca Ramazan temsili değildir. Başka zamanlarda da yapılır ama özellikle Ramazanlarda İstanbul'da direkler arasında Karagöz Hacivat temsilleri verilirdi. Semai kahvelerinde fasıllar yapılırdı iftardan sonra. Kahvehanelerde meddahlar özellikle Ramazan'da günün geçmesi için gündüz vakti hikayeler anlatarak insanları oyalarlardı ve tabii bu hikayeler ibretli konulardan oluşurdu. İbret alınacak konulardan oluşurdu. Daha sonra 50'li yıllara doğru zaten ondan sonra pek devam etmedi. Yine direkler arasında şarkılar, kantolar icra edilir oldu. Camilerde tesbihatlar çekildi. Tekkelerde ilahiler okundu. Yani bugün dediğim gibi bunun hepsine birer küçük örnek vereceğiz izleyicilerimize. Konser bazlı bir araya geliyoruz ve içindeki sanatkarların hepsi çok yüksek sanat düzeyine sahip insanlar olduğu için çok böyle bir araya gelemiyoruz. Çünkü burada 3-4 şehirden insan var. İşte Konya'dan, Antalya'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan. Yani çok bir araya gelme imkanımız çok olmuyor ama önceden detayları yapıyoruz, notaları gönderiyoruz. Ve mümkünse bir iki prova yapıp böyle icra-i sanatta bulunmaya çalışıyoruz. 26'sında yine bu salonda olacağız. O konserimiz de ismi Fasıl'dan Doğa'ya. Aslında Fasıl işte daha ağır ritimli eserlerden başlayarak gitgide hızlı ritimli eserlerle sona erer. Arasında gazel okunur. Tasavvufi eserlerde de yani tekke, zikir ilahilerinde de mantık aynıdır. Ağır ritimli eserlerden başlayarak hızlanarak eserler icra edilir. Arada onda kaside okunur. Biz bu benzerlikten yola çıkarak bir birliktelik sağlayıp ikisini bir arada sergileyecek bir proje canlandırdık. Bunu daha önce Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bir Ramazan etkinliğinde gerçekleştirmiştik. Daha sonra burada da inşallah gerçekleştireceğiz. Bizim çok geniş bir repertuarımız var ve 30 civarı projemiz var. Yalnızca dini musikiyle ilgili, din dışı müzikle de ilgiliyiz. İşte klasik musiki ses, yani klasik eserler icra edebiliyoruz. Hatta Türk müziğine uygun eserlerden türküler de repertuarımıza katabiliyoruz. Fasıl musikisi yapıyoruz ki bugün de programın sonunda çok küçük bir örneğini seslendireceğiz. Evvel Allah'a
göz sanatıyla meşgul olan değerli insanlar var. Vay, vay! Kimler gelmiş kimler? Şöyle bir bakayım yahu. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çaklıyordum vallahi. Vih! Amanın seyri gelmiş. Kuzum hoş geldiniz. Dadınızı balınızı yiyelim. İnsan musahibeti tatlı. Hoş geldiniz panak suratlı. Efendim yazın gündüzler uzun olur. Uzadıkça gözlerim süzüm süzüm olur. Sıcakta tutulan daha makbuldür. Hayır efendim, ocakta tutulan daha makbuldür.